Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 234 آيات. أستعيذ بالله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى aytibdi ki sizlarning ichlaringizdan vafot qiladigan kishilar va orqalaridan ayollarni tashlab ketadigan kishilar, ayollar qoldiradigan. Mana shu ayollar o'zlarini 4 oy va 10 kun kutadilar. Ayollar o'zlarining muddatlariga yetganda ular o'zlarining to'g'risida ma'ruf bilan qilgan narsa haqida sizlarga hech qanday gunoh yo'q. Va Alloh sizlarning qilyap turgan amallaringizdan xabardordir. Suyuti aytayaptilar: وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ Sizlarningizdan vafat qiladiganlar, yani öladigan kişiler. وَيَذَرُونَ يَتْرُكُونَ Ve tashlab ketadilar, yani tark qiladilar. Azvacan, ayollar, yani orqasidan ayoli bor. Ayoli bundan oldin o'lganmas, yoki biriga o'lgani yo'q. Bu o'layapti, xotini qolyapti. يَتَرَبَّصْنَ kutadilar, ay liyatarabbasna, kutsinlar. Bu mana yuqorida kelgandek aslida jumla-i xabariya lafzan, lekin ma'noda jumla inshoiyadir. Muzori bo'lyapti lafzda, lekin ma'noda esa amr bo'lyapti. Kutsinlar deyapti Alloh taolo. Bi anfusihinna o'zlarini ba'dahum anin nikohi. Erlari o'lgandan keyin nikoh qilishlikdan o'zlarini tiysinlar, nikoh qilmasin. Qancha? Arba'ata shurin va ashro minal layali, ya'ni 4 oy va 10 kecha. Demak, eri o'lgan xotinlarning iddasi mana shu ekan. Eri o'lgan xotinlar mana shu muddatcha iddada o'tiradilar. Va hadza fi ghalil hawamili, bu homila ayollardan boshqalar to'g'risida. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآيات الطلاق. لكن حاملده خاطنلر ise ولانين iddesi Taloq surasida kelgan oyat bilan homilasini qo'yishligidir. Bolasini tuqqandan keyin ularning iddasi bitadi. والأمتو على النصف من ذلك بالسنة. Cho'ri esa shuni yarmini tutadi sunnatga ko'ra. Oyatning zohiri cho'rilarni ham o'zini ichiga oladi-yu, lekin sunnat bilan u chiqib ketadi. Ya'ni 2 oy 5 kun. Saiza balagna ajalahunna, ayollar o'zlarining muddatiga yetganida inqobat muddatu tarabbusihinna. Shu kutishliklarning muddati bitganda, iddalari bitganda fala junaha alaykum ayyuhal awliya, ey avliyolar, ya'ni ey bu ayolning egalari, dadasi, akasi, sizlarga gunoh yo'q. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ Bu ayollar o'zlarini to'g'risida qilgan ishlarda minat tazayyuni ziynatlanishlik va ta'arrudi lil xuttabi va sovchilariga o'zini ro'baro qilishlik, ya'ni sovchilarni qabul qilishligida sizlarga gunoh yo'q shar'an shariatda. Vallohu bima ta'maluna xabir va Alloh taolo sizlarning qilyap turgan amallaringizdan xabardordir. Alimun bi batinihi ka zohirihi. Alloh taolo amallaringizni botinidan, botinni ham biluvchidir, xuddi zohirini bilyap turgandek.
Mana bu ayet yukarıdaki ayetlerle alakası görünüp duruptu. Yine aile-i meseleler, er hatında ortasındaki ahkamlar. Lekin yukarıdaki ayetlerle nispeten bunun hikmeti, tertibini görün ki, farzandi meselesinden ki Allah-u Teala vafatının meselesini zikir kılıyordu. Şimdi er öledigen olsa, er vafat kıladigen olsa ne olurdu? Hani nikahı başıdan alıp geliyordu Allah-u Teala ve ne vafat kekildi. Er ölgenden keyin ayollarının iddiasını bayan kılıyordu Allah-u Teala. Yukarıda hani talak kılınca hatınlarının meselesi zikir kılınıyordu. O şeyde biz ettik. Er ölgenlerinin meselesi başka. Mana ayet sarahaten kelyapti. Demek ki eri ölgen hatın 4 ayı 10 gün iddede oturuşluğu sers. Hiç kim bunu özgertiremeydi. Hiç kimin hakkı yok. Bu farz bu. Hiç kim kemaytiremeydi bunu. Ayetinin zahiri eri ölgen hemen uzun içi kalır. Hemen. Lekin bazı kişiler müstesna burçuk yaptı. Mana mesela çürüler. Çürüler hadis bilan tahsis qilinyapti. Oyat umumiy, omdir. Butun eri o'lgan xotinlarga mana shu hukmni isbot qiladi. Lekin hadis cho'rilarni bundan tahsis qilib chiqaryapti. Cho'rilar 2 oy 5 kun turadi. Ummuvalat to'g'risida ham ixtiloflar bor. Ummuvalat, ya'ni o'zini xotini emas-ku. Shuning uchun ummuvalat deyiladi. Agar xotini bo'lganda edi, xotini deyilardi. Cho'ri bo'lgan xotini deyilardi. Uni iddasi ma'lum. Umuvalatni bilasizlar. Cho'risi bilan jimo qilgan nikoh holatda. U farzand ko'rgan undan. Shu bilan umuvalat bo'lib qoladi. Uning iddasi to'g'risida ixtiloflar bor. Homila xotinning iddasi to'g'risida ixtiloflar bor. Ibn Abbos aytadiki, homilador xotin iddasini ko'pini kutadi. Homilador xotinning iddasi aslida yuqorida aytilindi, keyingi oyatlarda yana keladi. Bolasini tug'ishligi. Endi homilador xotinni balasini tug'ishligi boshidan hisoblasangiz 9 oy. Lekin eri o'lgan xotin mana 4 oy 10 kun bo'lyapti. Ba'zan shunday bo'ladiki, xotin bola ko'rishiga 1 oy qolganda yoki 15 kun qolganda eri o'ladi. Shunda nima bo'ladi? Jumhur aytadiki, o'sha taloq surasidagi oyatga amal qilamiz. Homilador xotinlarning iddasi balasını tug'ishligi deymizda, bu xotin balasını tuqqandan keyin eriga tegishi mumkin. Iddasi bitayapti chunki. Ibn Abbos aytadi, ikkala iddani ko'pini oladi deydi. Qaysi narsa ko'p bo'lsa, shuni olsin deydi. Lekin oyatga xilof va hadisga ham xilof. Sahobiyalardan birisi eri o'lgandan keyin bir necha kundan keyin farzand ko'rdi va ziynatlanib ya'ni savchi kelishligiga tayyorlanganda e'tiroz qildilar. Yaqinda seni ering o'ldi. Qanday qilib sen savchi kutib olishlikka tayyorgarlik qilyapsan? Deganda e'tiroz qilgandan keyin payg'ambarimiz oldiga borib so'radi. Ya'ni homila xotinlardan iddasi bolasini tuqqandan keyin emasmi? Degandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, albatta shunday. Homilador xotinlarning iddasi bolasini tug'ishligi. Shunga ko'ra jumhur shunday fatvo beradi. Demak hech qanday ikkilanmagan holatda homilador xotin eri qachon o'lsa o'lsin uning iddasi bolasini tug'ishligidir. Bu hozir homilaligi bilinmagan ayollar to'g'risida. Yatarabbasna kutadilar deyapti, lekin amr ma'nosidagi kutsinlar. Alloh buyuryapti buni. Yuqorida aytdik, buni hikmati nima? Nimaga amr ma'nosidagi fe'l muzari ma'nosida kelyapti? Ya'ni Alloh taolo buyurdi, Allohning mu'min qullari Allohga shu darajada itoatkor bo'lishlik kerakki, shu zohati amal qilishni boshlash kerak. Shuning uchun buyruqni o'rniga Alloh taolo muzori fe'lini keltiryapti. Yatarabbasna deyapti. Biz buyurdik, bunday ayollarga iddani kutishlikka boshladi ular. Haqiqatan ham shunday bo'lishlik kerak. Sahobalar mana shu darajada itoat qilardi, biz ham Qur'on hadisga so'zsiz itoat qilishligimiz kerak. Eshitdikmi samiyana va atona itoat qildik. Shu zohati hayotimizga tatbiq qilamiz. Hech qanday bahona uzr ko'rsatmaymiz. 4 oy 10 kun. Nimaga 4 oy 10 kun? Shu homilani masalasidan. Homilasi bormi yo'qmi bilinsin deb.
Çünkü hadislerde geldi ki tur aydan keyin o'sha qorindagi bolaga ruh kirgiziladi. Mükemmel bir insan bo'layapti u. Shuning uchun shariat aytayaptiki, er o'lgan xotinlar 4 oy 10 kun kutsin deyapti. Tafsirlarda keladi, so'rashadiki, savol qilinadi, 10 kuni nimaga ziyoda qilinsa, 4 oydan keyingi 10 kunni ichida ruh sudaladi. Bola, ya'ni farzand inson shakliga kelib bo'ldi, 10 kun ichida ruh kirgizilganligi uchun 10 kun qo'shilyapti. Va uning albatta boshqa hikmatlari ham bor. Buni dini tarafga tegishli bo'lgan hikmatlari, ilmlari ham bor va tibbiyotga tegishli bo'lgan ilmlar, hikmatlari bor albatta. Tibbiy masala ham bor. Iddalariga yetgandan keyin sizlarga gunoh bo'lmaydi ularning o'zlarini to'g'risida qilgan ishlariga deyapti. Bil ma'ruf, qarang, bil ma'ruf, ma'rufga qaytlayapti Alloh taolo. Bu ayollar o'zlarining to'g'risida qilgan ishlar to'g'risida sizlarga gunoh yo'q, ammo ma'ruf bilan bo'lsin. Ayollar o'zini xohlaganidek emas, urf-odatga qarab emas, insonlarning gapiga qarab emas, Qur'on va hadisga amal qilgan holatda, Qur'on hadisga itoat qilgan holatda nima qilsa, endi shu ayolga tegishli bo'lgan erkaklar uni man qilishlikka haqqi yo'q, man qilisha olmaydi. Yuqorida aytildi bu masalalar. Iddasi bitti. Ayol kishi xohlagan, o'zi tanlagan, rozi bo'lgan kishiga tegishi mumkin. Hech kim uni man qila olmaydi. Xolasa tegadi, xolasa tegmaydi. Endi bu yerda o'zlarini to'g'risida qilgan ishlar deganda, suyuti ikkita tafsirda aytyapti. Biri ziynatlanishlik. Masalan, iddasi bitgandan keyin g'usl qilyapti, yuviniyapti, yaxshi liboslarni kiyyapti va atrofidagi odamlarga aytyapti, agar sovchi keladigan bo'lsa, qaytarmanglar, rad qilmanglar, deyapti. Va shu bilan erga tegishlikka tayyorgarlik ko'ryapti. Oyatda zohirda bu narsa aytilmadi. O'zlari to'g'risida qilgan ishlar deyapti. Mutlaq kelyaptimi? Demak, butun masalalar kirib ketaveradi. Butun masalalar. Iddasi bitti endi erini qarindoshlari aralasha olmaydi. O'zini qarindoshlari esa o'zini dadasi yoki aka-ukalari agar munkar ish qilsa aralashsin, bo'lmasa aralashmasin. Yaxshi ishlarga nimaga to'siqlik qilishadi? Oyatda zohirda shu ayolning masalan, erga tegishlik masalasi ham bor. Iddasi bitgandan keyin erga tegaman desa, man qilmanglar. Tegaversin deyapti Alloh taolo. Ziynatlanyapti, sovchi kutyapti. Endi erga tegishi haqqi yo'qmi? Muqaddimatlar bo'lyapti-ku. Ya'ni bu bilan men o'tgan ixtilofga ishora qilyapmanki, ahli sunnada ikkita fatvo bor edi. Ayol kishi o'zi erga tega oladimi, tega olmaydimi? Valini iznisi shartmi shartmasmi degan masalada ixtilof bor. Ya'ni jumhurning qavli shuki, valining izni shart emas. Vojib. Valisini iznisiz erga tegadigan bo'lsa gunohkor bo'ladi-yu, lekin u izn bermasa, ayol kishi erga tegsa, nikohi bog'lanaveradi, u zino bo'lmaydi u. Mana bizning zamonimizda tavba qilgan yosh qizlar mana shu narsaga muhtoj bo'lyapti. Ota-onasi g'irt fosiq din düşmanı ya kafir, müşrik. Başka kafir müşrik bo'lsa endi ular vali bo'lmaydi, u boshqa masala. Ota-onasi müşrik kafir bo'lgan qiz ota-onasidan hech qanday izn so'ramasdan, ularning ruxsatiga qaramasdan mu'min kishiga, taqvoli kishiga tegib ketaveradi. Yoki bir jamoat tarafidan bir vali tayin qilinadi bu ayolga. Jamoat rahbari valilik qiladi. Endi bir musulma, ota-onasi fosiq. Ular ham musulmon, kofir emas-u, lekin fosiq. Ota-onasi bu qizni, musulma qizni fosiqqa bermoqchi. U rozi bo'lmayapti. Dindor kelsa ota-onasi bermayapti. Shunda qizlar majbur bo'lyaptiki, ota-onasini rizosiga qarshi holatda tegishlikka. Ota-onasi bilan janjal qilgan holatda. Ba'zilar hech aytmasdan chiqib ketyapti qizlar. Dindorlarga tegib ketyapti. Nima bo'ladi ularning nikohi? Botilmi, zinomi endi bu narsa? Shuning uchun o'ylab fatvo berishlik kerak. Ya'ni ba'zi hadislarda zohirlari ya'ni valiyingizni bo'lmasa nikoh bo'lmasligini ko'rsatyapti, lekin mana bu oyatlarda zohiri Alloh nima deyapti? Iddasi bitgandan keyin ayollarning qilgan ishlarida sizlarga gunoh yo'q deyapti. Ziynatlanishlik, sovchi kutish va undan keyingi erga tegish masalasi. Erga tegib ketsa sizga gunoh yo'q.
Biz yukarıda hem ettik. Velini Allah Teala nimaga şart qilyapti? Ayollar tabiatı nozik bo'lganligi uchun aldanib qolmasin. Kazzoblar, munofiqlar, qalbi maraz insonlar ayollarimizni xorlab qo'ymasin deb Alloh taolo valiyga bog'ladi. Lekin vali xorlayman desa, unday valiyda e'tibori yo'q. Buni fosiq ota-onalarni iznisiz qizlar yoki ayollar dindorlarga tegib ketsa bo'laveradi, nikohi bo'laveradi. Lekin iloji boricha rozi qilib, xabar berib qilgani yaxshi. Fitna bo'lmasin, janjal bo'lmasin. Ya'ni Allohdan qo'rqishlik kerak, fatvolarni noto'g'ri iste'mol qilmaslik kerak. Vallohu bima ta'maluna xabir va Alloh taolo qilyap turgan amallaringizdan xabardordir, hammasini bilib turibdi. Bu bilan Alloh taolo shunga ishora qilyaptiki, avvalo ayollar, ayollar idda masalasida qanday amal qilishyapti, hammasini bilib turibdi. Va ayollarga tegishli bo'lgan erkaklar, ularga qanday muomala qilyapti? Shariatga ko'ra yaxshi muomala qilyaptimi yoki noto'g'ri muomala qilyaptimi? Hammasini bilyapti Alloh taolo. Bu yerda yana bir masala bor, ihdod masalasi. Ihdod fiqh kitoblarida o'qidilaringiz, ayol kishining ihdodi. Faqatgina eri o'lgan xotin 4 oyu 10 kun ihdodda o'tiradi. Ihdod nima degani? Ziynatlanmaslik. O'zini man qilishlik. Oddiy liboslarni kiyadi. Ammo hali qop-qora ham kiyinib yurmaydi. Bu joiz emas. Oddiy ziynatsiz liboslarni kiyadi. Ba'zilar eri o'lgandan keyin hali xunuk liboslarni kiyib olishadi. Yo qora libos kiyib olishadi. Nimaga? Motam qilyapmiz, deyishib. Bu kofirlardan kelgan narsa, islomda yo'q. Va ba'zilar uyidan bir janoza chiqadigan bo'lsa, bir otasi o'lsa, kamida bir oygacha xafa bo'lib yurishadi. Hech kulishmaydi. Kulmoqchi bo'lsa ko'chaga chiqib kulib kelishadi. Uyda kulishmaydi. Ba'zilar bor bir oygacha musiqa eshitmay qo'yadi. Va masalan TV'ga qaramay qo'yadi. Boshqa vaqt musiqa harom desiz, yo'q bizning olimlarimiz izn bergan deydi. TV'ga qaramaginsiz, olimlarimiz izn bergan deydi. Biz aytamizki, mana o'lim bo'lganda bir oygacha eshitmayapsan. Nimaga eshitmayapsan? Yaxshi emasdi, demak, bilar ekansan yaxshi emasligini. Gunoh ekan. Joiz bo'lsa ko'ravergin edi. Nima yaqinga qo'yibsan endi? O'zi doim ham harom bu narsalar. Musiqa doim ham harom va har xil islomga xilof bo'lgan filmlar, ko'rsatuvlar doim ham harom. Lekin bu johillar o'sha bir oygacha qilmay qo'yadi shuni. Har xil qiliqlar qilishadi, bular hammasi bidiyat. Faqatgina xotin 4 oy 10 kungacha ihdodda o'tiradi. Iddada bo'lganligi uchun ziynatlanolmaydi. Iddada u chunki hali oldingi eridan mutlaqo aloqasi bitgani yo'q. Ammo boshqa har qanday odamni, ya'ni motami 3 kun bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, Allohga va oxirat kuniga ishongan insonlar 3 kundan ortiq motam qilishligi, ta'ziya qilishligi joiz emas. 3 kundan ortiqchasi joiz emas. Bizda odamlar 3 kun, 1 hafta, 40 kun doim davozasini oldiga kursilarni qo'yib qo'yishib, ko'chalarda ham berkitib, har o'tgan odam kirib Qur'on o'qib ketishlik kerak. Qur'on o'qishni bilmasa mullab kelib qo'yishadi, mulla o'qiveradi. Bular joiz emas, bular bidiyat bular. Islomda qattiq man qilingan narsa. 3 kungacha ta'ziya qilinadi, 3 kundan keyin bas. Sahobiyalar bu hadislarga shu darajada amal qilishardiki, bir masalan ba'zi sahobiyalarning akasi o'ldi, boshqa qarindoshlari dadasi o'ldi. 3 kungacha motamda bo'ldi. 3 kundan keyin turib, go'zal liboslarni kiyib, surma qo'yib yasandi. Va aytdiki, aslida meni yasanishlikka hojatim yo'q, lekin o'sha hadisga amal qilgan holatda yasanyapman dedilar. Mana bu darajada amal qildilar. 3 kundan tashqari joiz emas. Lekin masalan siz eshitmagan edingiz. Bir haftadan keyin eshitib qoldingiz. Haligi odamni ko'rib qoldingiz yoki uyiga borib ziyorat qilib, ularni yig'latmasdan. Masalan, biror xizmat bo'lsa, biz xizmatga tayyormiz. Ha, yaxshi inson edi. Deyishligingizda zarari yo'q, lekin illa borish shart emas. 3 kundan keyin borish shart emas. 3 kun ichida borishlik sunnat. 3 kun ichida ham borishlik shart emas. Borsa sunnat bo'ladi, savob bo'ladi.
Lekin kimlardir borish kerak, tasalli berish kerak, yordamchi bo'lish kerak. 3 kun ichida xabar olib tursin. Undan keyin yo'q. Mana shu muddatda ihdod qiladi ayollar, ziynatlanmaydi, undan keyin ziynatlanadi va libos, go'zal liboslarni kiysa bo'ladi. Ihdod vaqtida joiz emas. Yuqorida aytganimizdek, hozir yana keladiki, iddat holatida xotin oldingi eriga tegishli bo'lganligi uchun, nikoh masalasi mukammal bitmaganligi uchun boshqalar sovchi ham jo'natolmaydi. Mana bu masalaga o'tyapti Alloh taolo. 235-oyat. Va la junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Alimallohu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Ayollarning sovchiligi, xitbatun sovchiligi degani. Og'zochilik. Ayollarning sovchiligidan bo'lgan sizlarning ta'rif qilgan narsalaringizda yoki ichlaringizda, nafslaringizda yashirgan narsalaringizda sizlarga gunoh yo'q. Sizlar yaqinda u ayollarni zikr qilishlaringizni Alloh bildi. Lekin u ayollar bilan sir holatda va'dalashmanglar. Lekin ma'ruf bo'lgan so'zda aytishliklaringizda gunoh yo'q. Nikohning ahdini azm qilmanglar. Kitob o'zining muddati yetguniga qadar, ya'ni idda bitguniga qadar. Alloh taolo sizlarning nafslaringizdagi narsalarni bilishligini bilib qo'yinglar. Allohdan qo'rqinglar. Va Alloh taolo g'afur, gunohlarni kechiruvchi, halim va jazo berishlikda shoshilmaydigan zot ekanligini bilib qo'yinglar. Suyuti aytayaptilarki, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ لَوَّحْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَى Ayollarning savchiligidan iborat bo'lgan talvih, ta'riz qilgan narsalarda sizlarga gunoh yo'q. Ta'riz, talvih degani yani ishora degan ma'noda. Qog'ozga o'rab gapirishlik. Uylanishlikda ochiq aytilmaydi-yu, uzoqdan olib keladi. المتوفى عنهن أزواجهن في العدة يعني أشاء إيرلار أولغان خاطنلار إدة دا أطرغان دا كقول الإنسان إنسان منا بنجي أشغان سوزلار دا يسا بلوراد مثلا إنك لجميلة بل آيال جاتاتي كي سين نهاية تا جزار سن ديد ومن يجد مثلك سينجي أشغان دا كم تطا دا ديد senga o'xshagan go'zal yaxshi ayolni hech kim topolmaydi deydi. Maqsadi men senga uylanaman demoqchi. Sen menga yoqasan demoqchi. Agar xohlasang meni kutgin demoqchi. Boshqasiga tegib ketmagin demoqchi. Va rubba rog'ibin fik va senga rag'bat qiladiganlar ko'p. Diyen gaplarda gapirsa bo'ladi. Ama açıkçasiga menga tekkin demaydi. Joiz emas. Aw aknantum adumartum fi anfusikum yoki nafslaringizda, ichlaringizda izmor qilgan, ikinon qilgan, yashirgan narsalaringizda gunoh yo'q. Min qasdil nikahihinna ya'ni o'z qalbingizda, ichingizda yashirgan narsa nima? Shularga uylanishni niyat qilishlik. علم الله انكم ستذكرونهن بالخطبه yaqinda sizlar u ayollarni savchi jo'natib zikr qilishliklaringizni Alloh bildi wala tasbirun anhunna va ularsiz sabr qila olmaysizlar biladi Alloh taolo uni fa abaha lakum at-ta'rida shuning uchun Alloh taolo sizlarga ta'rizni ishoratda aytishlikni muboh qildi walakin la tuwa'iduhunna sirran aynika ya'ni sir holatda nikohga va'dalashmanglar ayollar bilan. Illa lakin lekin an taqulu qawlan ma'rufa ma'ruf so'zda aytsalaringiz zarar yo'q. Ayma urifa shar'an min at-ta'rid falakum zalik. Ya'ni shariatda tanilgan narsa bor ta'riz ishorat aytishlik. Mana shu
kişilerge izin verirler bu nesillerde. وَلَا تَعْزِمُ اُقْدَةَ النِّكَحِ اَيْ عَلَى عَقْدِهِ Nikahını bağlaştıkça azım kim iler, kas kim iler. Hatta yabluğal kitabu, el maktubu minel iddeti, iddede yazılınganlarsa, acelahu uzunin müddeti yetkünüye kadar. Beyen tehiye, idde biçliği bilen. وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ Allah-u Teala içlerizdeki, nefslerizdeki, hani nikahki azım kılıçlik ve başka neselerde bilisliğini bilip koyular. فَحْذَرُوهُ Allah'tan korkuyular. اَنْ يُعَاقِبَكُمْ اِذَا عَزَمْتُمْ Nikahki azım kıyanlarizde Allah-u Teala sizlerge ukubat verip azab verisliği mümkün. Ondan korkuyular. وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لِمَنْ يَحْذَرُهُ Ve bilirler ki Allah-u Teala Allah'tan korkadığı kişilerini keçirişidir. Halimun bi ta'khir al-uqubati an mustahiqiha. Uqubatga, azobga, jazoga haqli bo'lgan kishidan azobni kechiktirib halimlik qiladigan zotdir Alloh taolo. Mana bu oyat yuqoridagi oyatga bog'lanyapti. Iddada o'tirgan ayolga sovchi jo'natishlik yoki uylanishlikni taklif qilishlik joizmi, joiz emasmi? Mana shu masalaga kelyapti. Oyat ko'rsatyaptiki, iddada o'tirgan xotinga uylanishlik taklif qilishlik joiz emas, harom. Sovchi jo'natishlik joiz emas, harom. Ayol kishi ham shu masalalarni ochishligi joiz emas, harom. Chunki idda bitgani yo'q. Oldingi erining nikoh ishlari mukammal bitgani yo'q. Qarang, nikoh ishlari mukammal bitgani yo'q deyapti. Nikoh bitgan, eri o'lganaki nishon qolmadi. Lekin eriga tegishli bo'lgan ba'zi masalalar bor. Islomda har bitta amalga har taraflama qarashlik kerak. Faqatgina bir tarafdan qarab hukm bermang. Joiz emas. Ya'ni har qanday iddada o'tirgan xotinga uylanishlikni taklif qilishlik joiz emas. Ya'ni bo'lsa eri o'lgan va bo'yin taloq qilingan xotinlarga joiz emas. Lekin rajiy taloq qilinganga hech joiz emas. Chunki rajiy taloq qilingan xotinni hali nikohi bor. Eri xolagan vaqtda qaytib olishligi mumkin. Uni eri bor hisoblanadi. Mutlaqo joiz emas. Shuning uchun iddada o'tirgan xotinlar erining uyida o'tirishlik kerak. Eri yoki eri o'lgan bo'lsa, erining merosxo'rlari erni uyidan bir joyda ajratib beradi. Bir xonani ajratib beradi. O'sha yerda turadi. Va tashqariga chiqadigan bo'lsa, ayol kishi shariatga xilof qilib qo'yishi mumkin yoki boshqalar shariatga xilof qilishi mumkin. Shuning uchun iddada o'tiradi xotin, tashqariga chiqmaydi. Bir zarurat, majburiyat bo'lmasa chiqmaydi. Erini qarindoshlari yoki eri uni butun ta'minotlarini qilishlik kerak. Yemoq ichmog'ini beradi, kiyim kechagini beradi. Qarang, shariat qanchalik himoya qilyapti ayol kishini ham, erkak kishini ham, oila ishlarini qanchalik himoya qilyapti Alloh taolo. Alloh taolo bunchalik ahamiyat berib himoya qilgandan keyin insonlar xorlamaslik kerak. Bu narsalar joiz emas, harom. Lekin agar shu sovchilikni ta'rif qilsangiz, ishoratan aytsangiz, gunoh bo'lmaydi deyapti Alloh taolo. Chunki xabar berishlik kerak bo'ladi. Ba'zan bir ayol sizga nisbatan ko'ngli bor, sizga tegmoqchi. Sizga buni olmoqchisiz. Masalan, o'sha eri o'lgan xotin iddada o'tiribdi, bir-birlaringizga moyilliklaringiz bor. Ammo siz aytdingizki, iddada o'tirgan xotinga men qanday qilib uylanish taklifini qilaman? Bo'lmaydi-ku, dedingiz. Uzoq turib, iddasi bitgandan keyin 4 oy 10 gundan keyin kelaman dedingiz. Keyin bu ayol sizdan kutdi, javob sizdan bir nima yo'q, bir harakat yo'q, bir nima yo'q, ishora yo'q. Keyin boshqa bir yerdan ishora kelib qoldi shunday. Shunda aytadi-ku, nasiyani deb naqddan qurib qolmagin deydi. O'yladiki, bu kelgan yer ham yaxshi yer. Undan hech gap bo'lmadi. Balki menga nisbatan nimasi yo'qdir. Xohishi yo'qdir deydi-da, keyin bu tarafga ayol kishi ishora qilishligi mumkin. Ikki tarafda ham mana shunday ehtiyojlar bo'lishi mumkin. Shariat kengligini, mukammalligini qarang. Alloh taolo sizni fikringizni ham e'tiborga olyapti. Qalbingizda o'tib turgan narsalarni e'tiborga olyapti. Og'zingni aytma deyapti. Ochiq aytma deyapti, ishora qil deyapti. Ta'rif qil deyapti. Ayol kishiga sen nihoyatda yaxshi ayolsan. Senda ayollar kam topiladi. Degan shunday
hem maktab, hem mesela bir nikahki alakalı bugün geplerdi, gepirişti yüzde zararı yok. Şundan ayol düşünedi ki, bu üylenmakçı ikendir. Ki uyan içiden niyet kıladı ki, başkası yeteyimim ben, çünkü yeteyimendir. Ama madde yeteyken niyet düzgar kılsa, onu maramat kılamıyorsunuz. Niyet kıldı, halas. Söz vergeni yok, vade vergeni yok. Belki sizden yaşlak, dindarrak, adam kepka gendir. Bizi zamanda yine sizden köre bayrak adam kepka gendir. Çünkü şimdi kızdı ahli, çünkü bir mahçup bayrakka. Bunda hafı bu mesiz. Bu iş arabayla yaptı halas. İki tarafa malamat kılınmıyız. Lekin siz işara kıyanızdan ki sözüde turing. Ayalışçıya tarif kıldınız mı, işara kıldınız mı, haber verdiniz mi, sözüde turing. Hitba tunkarin, hitba. Hatada kelimesinden çıkayıptı. Eğer hutba olsa, hitabat. Vaz kılıçlik, nasfet kılıçlik. Hitbada, hitbada hem gepirişlik var o. Hutbadan hitbanı farkı şu ki bu, mülayimlik ile şirin gepirişlik ile buladı. Savcılar demek ki şirin gepirişlik gereken. Kelin sonra geldi başta şirin gepireyim. Sünçer dedi ki kızı bağlı, nazı bağlıyız. Erkek taraf şirin gepirişlik gerek. O da daim şirin gepirişlik gerek yok. Biz de adamlar fakat gene şu hava gince şirin gepireceğiz. Hava gendenken köremiz miyiz? Hitbe de yani mülayimlik ile şirin gepirişlik hitbe. Ayarları gene şimdilik ağız açlıkını tarif kırışlıklarda zararı yoktu da Allah-u Teala. Açlıkları gene bir sene aladan menge tekken değişlik caizmez. Haram. Çünkü aldığın yerden hala alakası bitkeni yok. Ev aklentum fi anfusikum ya ki içlerinizde yaşırgan nesnelerinizde günah yok diye. İnsanlık halbide yaşırgan nesneler çok hahıl. Ve de hazır ev aklentum fi anfusikum diye yaptı. Mutlak. Peki biz bunu mutlaklık için amıyız. Kalbimizde bütün yaşırgan nesneleriz günah bu meyze diyel miyiz? Çünkü bazen yaman nesnelerde yaşırgan bulas kalbimizde. Böyle bu meyze ki Allah buladı kalbimizde. Şunun için biz etemiz ki o şahleyi işare kıyan, ağız açken ayalizge üylenişli niyet kılıyız. Şu ayalge üylenişli niyet kısız günah bu meyze. Aslında günah buluş gerek, lakin bu meyze. Ne demek ki günah buluş gerek? Yani iddiada o. Hani yıkılıp onge ülanışta niyet kılıyoruz. Düşünüz mü? Yani ayol kişi, yani iddiada, iddiası bitkeni yok. Ülanışta hakkı yok. Lakin iddiası bitkenden kiyin ülanışta niyet kılıyordu. Allah-u Teala bu günahı götürüyordu. Düşünüz mü? Demek İslam'da gelecekte oylaştık barakken. Bazı Müslümanlar dedi ki İslam'da irtanı gamini işi yok. Bugün ne olursa buladı ertege, işimiz yok ne olursa gibi lan. Fakat yine bugünge karayımız dedi, bu yem nasıl olur? İddiada oturuyan hatunlar, iddiadan kiyin kim getirdik işliğini, ya ki iddiada oturuyan hatunlarına bazılar iddiası bitkenler ki üylen işliğini niyet kısa, kast kısa Allah'a deyip ki, bunge günahı yok deyip. Lekin şeriatke hılaf meselelerde kast kıladı görmüşsünüz, elbette o günah buladı. Nikah getirişliği bu sayem ve başka bütün meseleler getirişliği bu sayem şeriatki ahlak bu yani günahtır. Alimallahu annakum setezkurunehunne. Yakında sizler bu ayarlarını zikir kılıçlarınızı Allah bildi. Yakında zikir kılıçlar bu ayarlarını. Yani iddiası bitkenden kiyin aç tesige eytesiler diyen bir tafsiri var. İkincisi ise şu ayalını zikir kılmaksız. Şu ayal doğrusu yapırmaksız. Lakin buradaki maksat hala iddiası bir işten aldın. Alimallahu annakum setezkuruna buyur geçe iddiadan kiyindiğin ihtimal kıladı. Lakin ayatı da amına kalayım. Velakin la tuvaiduhunne sirran. Lakin ayallardan sır halette vaadeleşmeyler diye. Şu sır halette vaadeleşlikini yani nikahdır tasvir kıladığınız bu ses setezkurunehunne iddiadan aldım buladı. Tafsirler özgür adı manaları yakalattırıp. Bu bir de tafsir.
Ayolni iddasi bitgani yo'q. Siz shu darajada muhabbat qilasiz, unga yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz. Nihoyatda dindor, nihoyatda yaxshi ayol. Shu nikohingizda bo'lishligini xohlaysiz, Allohga duo qilyapsiz. Endi atrofingizdagi odamlarga ham aytyapsiz. Falonchining qizi yoki falonchining ayoli, falonchining singlisi deyapsiz, zikr qilyapsiz. Shuni aytyapti Alloh taolo. Sataz gurunahunna. Yaqinda ularni zikr qilasizlar, Alloh bilyapti shuni. Bildi. Shuning uchun tamom zikr qilinglar, ammo ta'rif bilan zikr qilinglar. Hali maqsadingizni aytib qo'ying. Ba'zan inson shunday bo'ladi, fikr aqliga bir fikr kelib qoladi, shuni aytmasa uyqusi ham kelmay qoladi. O'tira olmay qoladi. Ko'ziga esa ko'rinmay qoladi. Namoz o'qiyapti, shu fikr aylanib yurgan. Uxlasa tushiga ham kiradi bir narsa. Aytmasa bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Alloh aytayaptiki, sizlar yaqinda bari bir zikr qilishlaringizni bildi. Chidalmayapsizlar, saqla olmayapsizlar, sabr qila olmayapsizlar. Aytib yuboraman deyapsizlar. Har bir aytasizlar. Shuning uchun sizlarga yo'lni ko'rsatyapti Alloh taolo. Qarang, har narsaning bir yo'li bor. Islomda oldi berk bo'lgan narsa yo'q. Har qanday holatdan chiqadigan yo'l bor, najot yo'li bor. Hech qachon Islom sizni bir chuqurga tashlab qo'ymaydi. Islom har qanday holatdan sizni saodatli yo'lga olib ketadi. Lekin bu degani gunohlarga yo'l bor degani emas. Gunohlar berkitilgan darvozalar ular. Bormaysiz, lekin borib qolgan bo'lsangiz, Islom sizni chiqarib oladigan yo'lni ko'rsatadi. Allohning marhamatini ko'ring. Va er-xotinning masalasida Alloh taolo er-xotinga qanchalik ahamiyat berishligini ko'rsatyapti. Bir erkak bir xotinga uylanmoqchi bo'lgandagi fikrlari qalbidagi narsalargacha diqqat qilyapti Alloh taolo. Hali uylanishdan oldin Alloh taolo bunchalik e'tibor beryapti degan bo'lsa, uylanganingizdan keyin o'rtaga Allohning bir qonuni keldi, nikoh masalasi keldi. Har bitta so'zingizga Alloh taolo e'tibor beradi. Er-xotin bir-biriga nihoyatda ehtiyot bo'lib muomala qilishlik kerak. Allohdan qo'rqsin. Hozirgi insonlar Qur'on hadisni bilmaganligi uchun nihoyatda johil. Oilalar islomiy emas. Musulmonman deyishadi-yu, og'izda xolos islom. Islomiy emas oilalar. Alloh taolo qarang, qanchalik ahamiyat beryapti. Zikr qilasizlar, lekin sir holatda va'dalashmanglar ayollar bilan. Sir holatda, ya'ni idda holatida sovchi jo'natishlik harom ekan. Siz mesaj jo'natyapsiz iddadagi xotinga. Men hozir sizga bir mesaj jo'nataman, shuni o'chirib olasiz keyin. Deb oldindan aytasiz. Bu ham mayli deydi. Iddangiz bitgandan keyin men sizni olaman, ichingizga tegib ketmang. Desa yo'qdan ham keyin ha degan javob keladi. Sir holat hech kimga bildirmaydi yoki xat yozyapti. Yo boshqa bir eng ishongan odamini jo'natyapti, ishongan bir ayolini jo'natyapti. Odamlardan yashirib. Shunday qilinglar deyapti Alloh taolo. Qarang, la tuwa'iduhunna sirran. Sir holatda va'dalashmanglar. Ya'ni Alloh man qilyapti buni, odamlardan uyalinglar deb qilmayapti buni. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, lekin ma'ruf gapni gapirsalaringiz, ochiq holatda aytasizlarmi, maxfiy holatda aytasizlarmi, bo'laveradi. Ma'ruf gap yuqoridagi Alloh taolaning ko'rsatgan gaplari. Ya'ni siz yaxshi ayolsiz. Men ham yaqinda uylanmoqchiman. Deysiz. Shunday ishoralarni qilasiz. Ya'ni sizdek ayolga uylangan odam baxtiyor bo'ladi degan gaplarni gapirasizki, ayol tushunib oladi o'zi. Mana shunday ma'ruf gaplarni gapiring, ochiqchasiga ta'kid qilmang. Bu bir tafsir. Ikkinchisi, ba'zilar sirronni zino deb tafsir qilishadi. Sir holatda va'dalashmanglar deganda, zinoni va'dalashmanglar deydi. Agar uni siz zino shariatga xilof bo'lgan harakatlar deydigan bo'lsangiz, satazkurunahunna ikki xil tafsir qilinadi. Iddani ichida zikr qilasizlar, iddadan keyin zikr qilasizlar degan bo'lib. Chunki sirni siz boshqacha tafsir qildingizda, zino yoki shariatga xilof bo'lgan holatlar. Shariatga xilof bo'lgan gunohlarni va'dalashmanglar. Ya'ni shunday badbaxt insonlar bor. Ya'ni islomni bilmagan jaholat botqog'iga botib ketgan diyorlarda ko'p bo'lyapti bu narsalar. Juda ko'p bo'lyapti.
Minglerce, yüz minglerce böyle yaptı bu nesiler. İddede oturuyor hatun bilen, üyem cahil, üyem cahil, Müslüman ben değil, lakin vaadeleşip, zina hem kılını yapıyor, böyle yürüştü, peki başka başka işler böyle yaptı. Bu da kim elerdi yaptı Allah-u Teala. Lakin en makbul buygen tafsir, köptürün müfessirlerinin agen tafsiri, birinci tafsir var elbette. Lakin bu tafsirde hem ihtimali var. Çünkü dikkat edin ki bu sirranda siz mesela zina ve zina görseken günahlarda tafsir kıyacakken setez kurunahunne iki kıl bulaz. İddan içinde zikir kılasılar ya ki iddadan kiyin zikir kılasılar. Birinci tafsir yakıyor da setez kurunahunne iddan içinde bulaz. İlla en tekulu kavlen ma'rufa lekin ma'ruf sözde eserleriz bulur adıgada zina ve zinayı alıp baradıgan sözlerdi, geplerdi, fiillerdi kimiler lekin şirin gepler şeriatke muafı geplerdi gepeserleriz bulur adı. Ozu şu yeri geçe ozu malum bu oldu lekin Allah-u Teala'nın hüccetinin mükemmelliğine karim çünkü için kıyametten hiç kim üzere etelmeydi çünkü anık nesleden ki yine takipler ve la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluğa al-kitabu acelehu. Ayol kişi iddiasını yazıp koyardı ki, falan günü iddian başlandı da yazıp koyardı. O şey yazdı yani kitap. Şu kitap uzunun aceleye, müddetiye, yetkinliğe kadar nikahının akdını azım kimi elerdi yaptı. Yani kelişvamı elerdi yani. Bak, ta'zimu ve la ta'zimun iki de manası var. Biri, bağlamı elerdi yani. Nikah kıvamı eler. Bazılar şundik. İddiası bitişten aldın, şaşırışıp, hiç kimse bildirmezden, mahfi halette nikah kıvarışadı. Eğer bu meseleler sel bilingen bu sel etrafta. Mahfi halette nikah kıvarışadı, eğer ki mesela koşul meseleyem, belli bu meseleyem, nikah kıvarken, iddia bitkenden ki, kim hemen bildirip nikah kılar. Bu hem caizmez, bu hem dürüstmez. Peki aşkara kılıçdaki hem hiç mutlaka caizmez. Aşkara kılıçdakini küfürde hata diyen var. Ya ki nikah kılınma diyor, keliş varışlık. Azim, bilasız, niyetten belen duyanlarsa. Niyet kılıçdaki izin benim de Allah-u Teala. Erkek niyet kılıyıp şu ayol güylenemen, eğer kadar kısmet bu sebebi. Ayol hemen diyelim, çünkü tegemen diyetti. Bu caiz. Lakin keliş varışlık caizmez. Ne sizi alemen, siz ne getirgesiz? Zip, azim kuvalışlık caizmez. Çünkü hükümlerden ki insan hiç kaçan üzere etenmeydi Allah-u Teala'ya. Bu meselelerde Müslümanlarda köpçülüğü bilmeydi. Lakin bilmeyim ben diye yanıbilen kutulelmeydi bunlar. Karayın Kur'an'da keli yaptı, açıkça sekeli yaptı bunlar. Ve yine tekrar etmen ki iddia bitişten aldı, bana nikah caizmez eken ve la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluğal kitabu acelehu diyen. Yukarıda etinilen hükümlerde bana delilleri bilir. Çünkü için ayağının iddia oturuşluğu farz. İddia meseleler hatta mühim meseleler. Ve'lemu ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum. Allah-u Teala nefslerizdeki, içlerizdeki, kalplerizdeki, fikirlerizdeki meseleler hemmesini bilişliğini bilip koyuyorlar, unutmuyorlar. Allah hemen eserini bilirdi. Yani kalbizde ne mühütü yaptı, aklizde ne mühütü yaptı, ne kımahtısız, ne diyapsız, ne kılıyapsız. Hemesini biledi. Fahveruhu, ondan korkuyorlar. Allah'tan korkuyorlar. Allah'ta azabı kattık. Allah'ın gazabı yaman. Allah'ın gazabıya kasarız. Hiç kimselerine yardım verilmedi ki. Dünya ahirette rasva bulasılar. Allah'a tevekkül kılıyorlar. Allah'a itaat kılıyorlar. En yaşsını sizce münasip kılıyor Allah Teala. Üylenmiş meselesi deyem. Bir erkek üylenmahçını şeriatke hılap boyun yollerden üylenmesin. Sünnetki muafı yollerden üylensin ki Allah-u Teala onge bir pakize, salihe, bereketli ayol nasip kısın. Şeriatke hılap yollerden eğer siz ayol tapıp üylenmahçı bulabilirsiniz, bu ayol başınızda dala vuradı. Korkutçadı ki başınızda çıkıvalardı. Başınızda çıkıvalardı. Talak kımasız kutulamıyorsunuz. Bazılarını talak kılıbdan kutulamıyorsunuz. Fahzaruhu Allah'tan korkuyorlar.
nikohga tegishli masalasi umumiy ta'sir qilsadan bo'ladiki, Alloh taolo sizlarni ichlaringizda bo'lib turgan narsani biladi. Insonlarda ko'pchiligi bilasiz, tashqarida o'zini juda yaxshi ko'rsatadi, lekin ichi buzuq, chirib ketgan yoki munofiq yoki ichida zindiq, kofir, din dushmani. Alloh aytayaptiki, Allohdan qo'rqinglar, Alloh biladi ichlaringizdagi narsani. Fahzaruhu, ehtiyot bo'linglar. Alloh har qiladi sizlarni dunyoda ham oxiratda ham deyapti. Shuning uchun har qanday holatda biz Allohdan qo'rqaylik. Agar biz fikrlarimizga hokim bo'lsak, fikrlarimizni tuzatsak, hech qachon zohirimizda shariatga xilof bo'lgan amallar sodir bo'lmaydi. Xususan katta gunohlar sodir bo'lmaydi. Ammo fikrimizga hokim bo'lmasak, fikrimiz har tarafga ketaversa, har narsalarni o'ylaversak, unda gunoh qilishimiz oson bo'lib qoladi. Inson bir amal qilishdan oldin fikr qiladi. Ya'ni fikr paydo bo'ladi unda. Fikrni tuzatdingizmi, amalga o'tilmaydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, Allohdan qo'rqinglar. Biz bilamiz sizlarning ichingizdagi narsani deyapti. Bu oyat nihoyatda muhim oyat. Har bitta insonni tuzalishligi uchun eng muhim oyatdir bu. Fikrlarimizni tuzataylik. Butun masalalarda, gunohlardan saqlanishlikda ham, aqida masalasida ham, islomga xizmat qilishlik, ilmiy tarafdan, siyosiy tarafdan, jihodiy tarafdan, harbiy tarafdan, hukumat tarafidan butun sohalarda fikrlarimizni tuzatsak, hammasi yaxshi bo'lib ketaveradi. Alloh taolo qo'rqitdimi? Endi bu tarhibdan keyin targ'ib beryapti. Va alamu annalloha g'afurun halim. Alloh taoloning g'afurligini va halimligini bilib qo'yinglar. Agar bilmasdan gunoh qilgan bo'lsalaringiz, o'tgan hayotlaringizda bu ahkomlardan xabarlaringiz yo'q edi, eshitmagandilaringiz, umidsizlikka tushmanglar, istig'for etinglar, tavba qilinglar, Alloh taolo g'afurdir, kechiruvchidir. Yoki bilib turib ham qilib qo'ydi, shayton hokim bo'ldi sizga, nafsingiz hokim bo'ldi, yoki atrofingizdagi insonlardan bo'lgan shaytonlar sizga g'olib bo'lishib, bu gunoh qilib qo'ydingizmi? Men badbaxt bo'ldim, endi tuzalmayman, Alloh taolo la'natiga qoldim endi men. Shariatga xilof ish qilib qo'ydim, deb umidsizlikka tushmang. Alloh taolo g'afurdir, kechiradi. Tavba qiling, qaytib kelmang. Tavba nasuha qiling. Alloh taolo halimdir. Mana jazolaringizga shoshilmayapti Alloh taolo. Muhlat beryapti. Nimaga muhlat beryapti? Shu istig'for etsin, bizga qaytsin deb muhlat beryapti Alloh taolo. Qarang, targ'ib va tarhib ikkalasi yonma-yon kelyapti. Va Alloh taolo mana shu uslub bilan qullarni shunday tarbiya qilyaptiki, ham qo'rqish kerak, ham umid qilishlik kerak. Doim inson rajo bilan xavfning o'rtasida bo'lishlik kerak. Faqatgina qo'rqsiz, umid qilmasangiz kofir bo'lasiz. Faqatgina umid qilsangiz, qo'rqmasangiz ham kofir bo'lasiz. Ikkalasi ham bo'lish kerak. Ham qo'rquv, ham umid bo'lishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan saodatli hayotni nasib qilsin. Siyratdan dars qilamiz. Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan saodatli hayotni nasib qilsin. Siyratdan dars qilamiz. Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan saodatli hayotni nasib qilsin. Siyratdan dars qilamiz. Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan